bak şurada buraya da geldi. Usta var. Tamam. Allah birlik beraberlik kardeşlikten ayırma ya Rabbi. Dünyada ve ahirette gönlünüzü muradını versin Allah. Hepinizi saygıyla selamlarım. Kahraman, birlik beraberlik yaşayan Konakkır halkına saygılarımı sularım Allah'ım ilerim. Adam olmuş Süleyman. Süleyman vur davulcu eline üşenme hoppa. Çal zurnacı diline üşenme hoppa. Bir gün Sıla'dan mektubu geldi, okuduk ki köye dönüyormuş Süleyman. Süleyman çorba kaynadı, pilav da pişti, sofrayı kurduk, düğün misali Süleyman. Nesiller kesilmiş, bu fani alemde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan Müslüman kardeşlerimizin de ruhuna hediye edilsen ikram eyle. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelip geçen bütün peygamberan-ı ızan ve Resul-i Kiram Hazretinin ruhlarına hediye haberdar eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin, Kur'an-ı Azimüşşan nazil olduğu günden bu zamana kadar
dilden dile, gönülden gönüle ta bizlere ulaştıran hocalarımızın, üstadlarımızın, hafızlarımızın ve ruhlarına her yerde haberdar eyler. Ya ilahel alemin, şu birlik ve beraberliğimizi perçinlemek, sevgi ve muhabbetimizi artırmak, sıra-i rahim yapmak, ölmüşlerimizi ziyaret etmek, büyüklerimizin ellerini öpmek için bu araya toplandık. Ya Rabbi sen amellerimizi makbul eyle, ziyaretlerimizi kabul eyle. Ya ilahel alemin, duamızı el açıp amin diyen Müslüman kardeşlerimizle bütün ana, baba, evlat ve iyalinden, akraba ve komşularından, ahbap ve dostlarından bir cümle ahirete göçenlerin ruhlarına her yerini haberdar eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifler hürmetine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, şu mübarek aylar hürmetine, bizim ve cümle ölmüşlerimizi günahlarına affeyle. Bizim birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve muhabbetimizi bozmak isteyenlere fırsat ve vuslat verme ya Rabbi. Daha nice nice nesiller boyunca bu muhabbetimizin devamını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına dağlar nasip eyle. Görünür görmez kazalardan, belalardan, afet ve musibetlerden sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, çok uzak yollardan gelen Müslüman kardeşlerimizin dönüşlerine de selametlikler ihsan eyle. Her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. Rabbena fil lana ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Geldim. Buraya piknik yapmaya geldik. Köyümüzün şenliğini, birlik, beraberlik olması için, biz de bir katkıda bulunmak için buraya geldik. Her sene geliyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aşağıdalar. Aşçı, köyümüzün en bir numaralı aşçısı. O da müdür. Polis ol, polis müdürü. Polis İstanbul'da. Bu hocamız Islatı'da. Şuraya mı çekeceksin? Şu Karaman'dan geldi, onu çek. O daha uzaktan geldi. Evet. Her çobanın yaptığı Helva.
de ben karıştırdım sana. Hemen kaçan söyler sözüm, yoksullukdan gülmez yüzüm. Su toprağı çeker bizi, köyüm benim, köyüm benim. Köyüm benim, güzel köyüm. Su toprağı çeker bizi, köyüm benim, güzel köyüm. Misafirler nereden enişte? Biraz o yanda, biraz burada. İşte dolaşıyoruz öyle. Allah razı olsun. Değişik yerlerden geldiler. İstanbul'dan gelen var. Konya'dan gelen var. Hadi Ömür'ün misafirler nereden geldi? Konuş. Misafirler nereli? Badem'den geldik. Hoş geldin. Turnam bizim elden, gitme turnam bizim elden. Dön gel benden, seversen ayrılmak gel. Dön gel benden, dön gel benden, çay içti mi kıvamı? İçmezdi. Çay içelim. Çay içer misin? Yani, dolak köyünün ağzası burada. Başarılı. Ne işler yaptığını söyleyebilir. Konuş dayalı. Konuş. Ama reklam yasak ya. Kanatlar yolları nasıl yapacak dayım? Burası Çiğenler sülalesi. Çiğenler bildiği olarak Dayım Nurettin. Kürt lakaplı. Gönülçü Hilmi. İstanbul'da ikamet etmişler. Ben de yiyenleri Ramazan. Hangi zamanda başlayacağız? Dur bak, bu köyün kırası. İkrar verdin, Misafirler nereden geldi? İzmir'den geldi, İstanbul'dan geldi. Yarsız devran. Konuşsana başkan sözünü olarak. Fazla kelime çekmedim. Parlamadı. Gitme turna kuracaklar. Nasıl tanıdın ya? Dedim bizi çek hepimizi dedim. Bizi nerede? Konuşabilirsin abi, çekiyor. Tabii ya, konuşma mıyım? İyi bakın, işte biz böyle yani, böyle, bu arada böyle yapıyoruz. Korunları toplamış, taşlarımız bunlar kaldı. Ya geldiğiniz kalkmış muhakkak. Kanma dünya zihnetine, kanma dünya zihnetine. Ulak günü en büyük, gencek, meşhur. Onu başlıdayı yapıyor. Karamukla yemli, yemlik ve karamuk. Gencek olan da gevenidir arkadaşım. Bu kadar. Gencek yem. Kürt Kulaköy doğumlu Necati Gündoğan. Sene 1970'te ilk aile reisi olaraktan İstanbul'a göçen benim. Şimdi elhamdülillah aşağı yukarı 7-800 nüfusumuz var İstanbul'da. Tabii ki buralar bizi doyurmadığı için mecburen gurbetelere gittik. Evet, gurbetelere gittik ama elhamdülillah orada 7-800 nüfusumuzdan hiçbir kötü yolda veyahut da aşırı bir alkolde veya kötü bir yollarda olanımız yok elhamdülillah. Birliğimiz, beraberliğimiz çok güzeldir. Hatta bir çocuklarımızın başında bir iş olursa biz büyük olarak da hemen onu gideriz ve düzeltiriz. Yani kötü bir duruma düşünmemek için onları düzeltiriz elhamdülillah. Ve onlar da bizi kırmazlar. Yani sen de kimsin, kim olsun, sana ne diyemezler. Demezler de yani elhamdülillah. Bu da tabii bizim ecdadımızın bize verdiği terbiyeden kaynaklanıyor. Tabii ki 500 kilometre buraya gelmemizin nedenleri de ecdadımız bu topraklarda devamlı hayvanlıkla geçindiği için buralarda onların bizlere bıraktığı hatıralar yani. Onların
yıllardır buralarda hayvanlıkla geçindiği için bizim burası seminerayı ne diyorlar? Piknik alanımız yani bizim burası. Yıllardır zaten burası piknik yaptıkları için biz de onların evlatları olsan biz de onları yad etmek için ta 500 kilometre İstanbul'dan buralara kadar geldik. Kardeşimiz de aslen Kastamonu Taşköprü'dür ve aşık 30 senedir komşumuzdur. Hiçbir sorunumuz olmamıştır ve olmaz da inşallah. Bize kırmadı, misafirimiz zaten buraya kadar geldi. Gelene de Allah razı olsun, gelmeyene Allah razı olsun.
30-60 milyon. Bu köyler içerisinde en organize şekilde, en coşkulu bahar kutlayan tek köy, Kulak köyü. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
Başkanım, sayın yönetim kurulu üyeleri, değerli misafirler, sevgili haklılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir günde beni buraya çağıran başta dernek başkanımız Ali Gündoğan ve yönetim kurulu kulak halkına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Değerli kulaklılar, sizlerle 6 yıl gibi bir süre yaşadım. Hiçbir zaman ekmeksiz, susuz, sevgisiz kalmadım. Bu anlamda yediden 70'ine şükranlarımı sunarım. Burada bulunan bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu halkın bana ve eşime verdiği güçle elimizden gelen bütün imkanları kullanmaya, bu güzelim halkımıza layık olmaya çalıştık. Olabildiysek ne mutlu bize. Sevgili dostlar, kıymetli kulaklılar, 40 yıllık meslek hayatımda değişik illerde, değişik yerlerde görev yaptım. Buradaki yaşadığım, gördüğüm sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü kelimelerle anlatamam. O benim derin duygularımda her zaman yaşayacaktır. Bana güç kattınız. Çok değerli, çok sevgili. İçinde büyüdüğümüz, yaşadığımız Kulak Köyü böyle günlere geldiğimizden dolayı son derece sevinçli ve mutluyuz. Bu beraberlik ve birliğimizi ilelebet devam ettirmek arzusuyla hepinize sonsuz selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, başarılar diliyorum. Ben Cenab-ı Hak'tan böyle birlik ve beraberliğin tekrar tekrar nasip olmasını ve bu Kulak Köyü'nde birlik ve beraberliğin ilerlebet devam etmesini, ben şunu her zaman anlatıyorum ve inşallah ömrümüz olduğu müddetçe anlatacağız. Kulak Köyü'nün özellikleri, adliye kapısında kimseleri görmememiz ve mahkemelerde ve banka kapılarında kendi köylümüzü görmememiz bizim her zaman yüreğimizi açmıştır, kalbimizi açmıştır, ferahlatmıştır ve duygularımızı sonsuza kadar ilelebet devam ettirecektir. Hiçbir zaman için bana adliyede şu işim var, bankada şu işim var, bana yardımcı ol diye köyümüzden kimse gelmedi. Ondan dolayı Kulak Köyü halkına sonsuz saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hepinize sonsuz başarılarımı diliyorum. Bana bu konuşmayı böyle uygun gören arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu dernekte emeği geçen, bu organizede emeği geçen bütün arkadaşlara saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, 3 aylarınız mübarek olsun, hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Malumunuz köyümüze, köyümüzün ortasına
çok amaçlı köy konağı, Kur'an kursu, ilerideki davetlerde misafirlerimizi ağırlayacak çok güzel bir bina inşa ediyoruz inşallah. Rabbim kolaylaştırsın, Allah hepinizden razı olsun. Bu vesileyle inşallah bugün bu binamız için yardım toplayacağız. Koç bir bahane ama bunu vesile ederek açık artırma usulü koçumuzu satacağız inşallah. Kim çok para verirse o koç ona kalacak. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Evet. Ümmet Karakoş ablamızın hediyesini Mehmet abi takdim ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım. Evet. Son bir alkış alalım. Evet. O arkadaşlar böyle istiyoruz. Bu büyük şey. Kendi söyle. Evet. Emine Sayın almış olduğu bu hediyeyi Kur'an kursuna bağışladı. Çok teşekkür ediyoruz. Bize gösterdiğin nimetlerin umurelerin asılların gölgelerin ve menbaaları göster. Ve bizim hakkımız saltanatına cedre. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Sana müştahak ve müteşekkir ki mutir ayetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rabbi huzurumuza affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kaldetmek zamanına kadar emanetine emin gül. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine. Bizlere ihsan etmiş olduğun maddi ve manevi üzerimize bereket ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, sana hamdü sana sevgili Habibi'nde salat ve selam eyle. Ya Rabbel Alemin, bu yemeği hazırlayanların, bu organizasyonu tertip edenlerin, bu ikram ve ziyafette bulunanların cümle gelmiş geçmişlerimizin ruhu için hasaten Hayrullah Özdemir ağabeyimizin, eniştemizin, Yusuf Yardımcı amcamızın, Mehmet Sarıkaya ağabeyimizin ve Fadime Sayın yengemizin ruhlarına da ikram eyledi sen vasıl eyle ya Rabbi. Duamız el açıp amin ya Müslüman kardeşlerimizle bütün geçmişlerin ruhuna hediye edip vasıl eyle. Gelmiş geçmişlerimizin ruhu için, kâfe-i ehlimanın ervahı için, Allah rızası için El-Fatiha. Derdimi kimlere söyleyeyim?
geliyor.